Evet sevgili izleyiciler, yeni konuğumuzla programımızda devam ediyoruz. Şu an yanımda doçent doktor Hayati Akbaş var, estetik ve plastik cerrahi uzmanı. Hocam nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sağ olun insanım, nasılsınız? Teşekkür ederim, ben deyim. Sevgili izleyiciler, bugün değişik bir şey yaptık. Hep hocam bizim stüdyomuzda konuk oluyordu. Bugün biz kendisinin muayenehanesinde konuk olduk ve bugün saç ekimi hakkında konuşacağız. Saç ekimi ve nedenleri, nereden başlayalım hocam? Şimdi yani tabii, beylerin çok merak ettiği biliyorsunuz bir konu artık, çok büyük bir sorun. Büyük bir sorun. Saç ekimi niye yapılır? Kellik niye oluşur? Değil mi? Onu soruyorsunuz. Evet. Yani kellik neden olur? Nedenleri nelerdir? Hakikaten saç dökülmesi, hı hı, ve saç kaybı ve neticede kellik aslında sadece erkekler için değil ama kadınlar için de öyle olmakla beraber çoğunlukla erkekler için, hı hı, çok önemli bir sorun. Çok önemli bir estetik sorun. Şimdi saçlarımız var olduğu zaman belki bunu idrak edemeyebiliyoruz. Yani o ne demek olduğunu belki çok anlayamayabiliyoruz ama saçını kaybeden bir insanın, herhangi bir nedenden dolayı kellik oluşmuş olan bir insanın durumunu, hakikaten onun yaşadıklarını bazen anlamak için empati yapmak gerekiyor. Bazen de bu zor oluyor. Biliyorsunuz, neden hayatını çok etkiliyor. Çok etkiliyor. Çok etkiliyor. Neden dökülür? Peki neden insanlar? Neden dökülür? Şey kalır, bu da önemli bir soru. Yani bu genetik bir şey midir yoksa bizim yaptığımız herhangi bir şeyden dolayı da ya da beslenmemizden dolayı da ötürü de dökülebilir mi? Şimdi şöyle düşünülüyor bazen. Deniyor ki ben çok kitap okudum. Hı. Çok işte zamanında çok okudum, çok ondan döküldü diye düşünebiliyor insanlar. Çok okumaktan dolayı diye düşünülüyor. Hani ya da düşünülüyor. Çok dertliydim. Ya çok dertliydim. İşte benim çektiğimi siz de bilseniz. Hakikaten öyle ifade ediyor kişi kendisi. Ve o saçındaki dökülme neden olarak da o çektiği dertleri, sıkıntıları anlatıyor ama hayır. Saç dökülmesinin en önemli nedeni genetiktir. Hı. Androgenetik alopis dediğimiz hormonal nedenlerle, hı hı, ki onun da fizyolojisi şudur. Normalde bir erkeğin kanında, kadında da olmakla beraber testosteron denen hormonumuz var değil mi? Erkeklik hormonu diye bilinen testosteron, evet, hormonu var. Bu hormon kanda işte 5-alfa redüktaz enzimi etkisiyle hidrotestosterona dönüşür. Hı hı. Bu hormon da ortaya çıkan bu ara üründe, metabolit üründe gider saç köklerini, foliküller dediğimiz, saç foliküller dediğimiz saçı ortaya çıkaran kökleri, yapıları tahrip eder. Ve dolayısıyla kişinin saç kökleri tahrip olduğu için de saç kaybı ortaya çıkar. Hı hı. Yani saç dökülmesinin en sık nedeni işte bu genetik nedeni. Niye peki şu akla gelir? Peki neden aynı hormon öbüründe var, sizde var, bizde de var? Niye mesela sizde? Mesela hemen size söyleyeyim sevgili izleyiciler. Sayın doktorunuz maşallah saçlarınız çok gür. Evet. Zannediyorum herhangi bir şey yok. Yok. Ama mesela şu an izleyen bir bey hani neden benim dökülüyor, neden benim genetiğimde, evet, var, evet, doktor beyin genetiğinde yok diye düşünebilir. Düşünebilir. Çok doğru bir soru. Yani sanki benim testosteronum çok fazla, hatta bazen espri yaparlar işte şöyle derler. Minerali bol yerde ot bitmezmiş, yani madenli yerde ot bitmezmiş tarzında ifade ederler. Bazı bunun esprileri de vardır. Hormon her iki kişide de olmasına rağmen birisine neden döküyor, birisine neden dökmüyor. Hı. Neden o kişinin başındaki saç folikülleri testosteron hormon tarafından tahrip ediliyor da, hı hı, benim testosteron hormonlarım benim saçımı tahrip etmiyor. Bunun sebebi genetik kodlamadır. Genetik kodlama olarak benim genetiğimde benim hormonlarımın o bölgeye gidip saç köklerini tahrip etmesi için her türlü zemin hazır olmasına rağmen, hı, genetik olarak saç köklerinin etrafında bir muhafaza söz konusu olduğu için, bir bariyer söz konusu olduğu için, hı hı, yani genetik bir bariyer söz konusu olduğu için saç köklerinde hormon gelir, o bariyere çarpar. Hı. Dolayısıyla muhafaza altındaki saç köklerini tahrip edemez. O zaman bununla ilgili yapılabilecek bir şey yok. Dökülmesiyle ilgili. Çünkü tamamen genetik kodlama ile ilgili diyorsun. Genetik kodlama ile ilgili. Yani %98, yani %97 erkeklerdeki saç dökülmesinin, kelliğin nedeni işte bu androgenetik alopesi ya da erkek tipi saç dökülmesi dediğimiz durumdur. Geri kalan kısımlar için, hı hı, işte alopesi areata denilen örneğin, hı, işte immünolojik nedenlerle veya nedeni tam olmaya, nedeni tam olarak açıklanamamış olan nedenlerle, hı, saçlara dökülmeler olabilir. Yerel veya genel. Bunun dışında kullanılan bazı ilaçlar değil mi? Yan tesis olarak saçların dökülmesine, hı hı, zemin hazırlayabilir. Bir takım kişinin hastalıkları, sahip olduğu bir takım hastalıklar saçlarda dökülmeye dönebilir. İşte kanserler gibi, bazı tür kanserler gibi veya ilaçlardan da kanser ilaçları gibi diye düşünün. Değil mi? Bunlar zamanla, evet, saçlarda özellikle çoğunlukla geçici. Ama bazen de kalıcı yani oluyor, çok nadir. Yani hastalık ve ilaç kullanımı dışında aslında genel olarak ama tek büyük sebebi bir yüzde genetik kodlamadan kaynaklanıyor. Genetik kodlamadan, evet. Peki, aynen, hocam şimdi duyuyoruz hep
Fairfoot diye iki teknik duyuyoruz bu saç dökülmesinden sonraki aşamada. Önce bu teknikle mi devam edelim? Bu tekniklerle mi sizin yaptığınız ve önerdiğiniz farklı bir teknik var mı? Bitkisel bir yöntem var mı mesela bununla ilgili? Şimdi saçı dökülen bir insan takdir edersiniz ki hemen çözüm yolları aramaya başlıyor. Evet. Acaba en pratik yoldan bunu nasıl çözebilirim? İşte bir ilaç alarak, ağzımdan hap alarak bunu çözebilir miyim? Kelliği, saçları çıkarabilir miyim? Veya başıma bir takım şeyler sürerek, işte bu bitkisel ilaçlar alıyor. Sarımsak yağları falan. Aynen. Çeşitli bitkiler, işte o sarımsak türü şeyler. Bunları sürerek işte acaba toparlayabilir miyim, kurtarabilir miyim diye düşünebiliyor ama saç dökülmesinin, özellikle tekrar söylediğim gibi androgenetik alopesi diye ifade ettiğimiz erkek tipi saç dökülmesinin kesinlikle hiçbir medikal tedavisi söz konusu değildir. Hı. Yani bugün hem medikal tedavisi söz konusu değildir hem de bitkisel orijinli bir tedavi yöntemle bunu çözmek mümkün değildir. Dünyada çok sayıda, yani dünyada bugün bu büyük bir sektör biliyorsunuz. Yani insanların en büyük zaafı, en önemli kozmetik organları erkekler açısından düşünürsen görünürde saç. Saç bunu kaybetmiş ve bunun bir çaresini arama içerisine girmiş. Her şeye inanabiliyorlar, inanabilirler. Bir zafiyet söz konusu orada, bir yetersizlik söz konusu, yetmezlik söz konusu. Dolayısıyla dünyada bunun hakikaten ticaretini yapan, bunun piyasasını yapan birçok firma, birçok kuruluş, bir takım ilaçları, bir takım kozmetik ilaçları, kozmetik solüsyonları piyasaya sürülmüş durumdalar. Aşağı yukarı 4000 üzerinde piyasada ve dünyada saçla ilgili olumlu etki, olumlu tesir yaptığına inanılan ve bu amaçla satılan ve bu amaçla kullanılan ilaç diye ifade edilen madde söz konusu. Hiç olumlu bir etkisi yok mu hocam? Yani şu, belli bir yüzdesi ufak. Ya ne yazık ki şöyle söyleyeyim. Evet, onu şöyle söyleyebilirim. Bu şu an bile biz burada konuşuyoruz. Ben inanıyorum ki bir başka kanalda veya bir başka radyo programında şu anda bir saç bakım ürünü tanıtılıyordur mutlaka herhalde. Mutlaka ve mutlaka kesinlikle bir saç bakım ürünü tanıtılıyordur. Saçları çıkardığını iddia eden, kelliğe çözüm olduğunu iddia eden, anlatan programlar yapılıyordur. Keşke öyle bir şey olsa. Keşke öyle bir şey olsaydı. İşte o zaman zaten sorun kalmaz ama ne yazık ki altını çiziyorum, çok önemli. Bugün dünyada kelliğin tedavisinde saç ekimi dışında, bugünkü elimizdeki tek tedavi yöntem o. Saç nakli veya saç ekimi dışında kelliğin tedavisinde dünyada hiçbir yöntem söz konusu değil, ilaç söz konusu değildir. Yalnızca bakın, 4000 küsür dedim ilaç diye ifade edilen madde dünyada satılıyor, bu alınıyor, kullanılıyor. Bayağı ciddi bir pazar. Çok büyük bir pazar. Yani milyarlarca dolarlık bir pazardan bahsediyorum yani. Bahsettiğim rakamlar milyarlar dolarlık rakamlardan bahsediyorum. Şimdi bunlar içerisinde birkaç tanesi, 2-3 tanesi diyeyim. Yani bu bir elin parmaklarından daha az. FDA onayı dediğimiz işte Amerikan İlaç ve Gıda Sanayi Vakfı'nın onayladığı veya etkili, yararlı olduğuna dair kanıt olduğunu teyit ettiği ilaç söz konusu dünyada. Ama ne kadar? İşte onu söyleyeceğim. Bakın o bile, o bile, yani o bile saçı dökülmüş bir insanın hayal ettiğinin %1'i bile değil. Oo. Yani o bile, yani artık o 4000 tanenin 3900 atın, geri kalan birkaç tane ki biz onları desteklemek amacıyla saç köklerini, en azından zayıf saç köklerini bir miktar desteklesin, olumlu tesir yapsın diye biz de onları reçete ediyoruz, kullanıyoruz biz plastik cerrahlar. Hastalarımıza da öneriyoruz ama beklenti, tekrar söylüyorum, bu ilaçtan bizim beklediğimiz şey hastanın kendisinin beklediği veya hayal ettiği, gerçekleşmesini istediği olayın %1'inin bile cevabını veremez. Ama yine de biz az da olsa %1 veya binde bir destek olsun diye. O da sadece zaten dediğiniz gibi bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar firma diyorsunuz. Sınırlı. Yani 4-5 tane ürün. 4000 tane ürün nerede? 4-5 tane ürün nerede? Düşünün, bu kullanılıyor. Doğru. O yüzden ne yazık ki kelliğin tedavisinde veya saçsızlığın tedavisinde, saç dökülmesinin tedavisinde, eğer bu ekik gibi kellikse tabii bahsediyorum ama bu başka bir nedenden dolayı ortaya çıkmışsa mutlaka onu doktor analiz eder, tetkiklerini yapar, bir eser element eksikliği mi vardır, bir hastalıktan kaynaklanan mıdır, değil mi? Onların ayrı. Evet, tabii. Ben bu yönünü ayırıyorum. Ama ekik tipi, androgenetik alopesi ya da ekik tipi kellik dediğimiz olgularda kesinlikle ne bitkisel tedavilerin, ne bir takım ağızdan alınan tablet tarzında veya başka şekilde alınan ilaçların, ilaç formatındaki maddelerin
hiçbir şekilde tatmin edici olma şansı tavsiye etmiyorsun. Yoktur. Yani tavsiye etmiyorsun, hiçbir anlamı yoktur. Yani beklenen etkinin tekrar söylüyorum %1'ini dahi karşılamaz en etkilisi. Dolayısıyla saç sorunu olan bir insanın, kellik sorunu olan bir insanın yapması ve bilmesi gereken tek şey, bu konuda tek çözümün veya yapılabilecek tek şeyin saç nakli olduğunu bilmesine fayda var. Saç ekimi. Saç ekimi. Tek çözüm. Peki hocam hemen başlayalım. Şimdi saç ekimine karar verdi. Evet. Aslında daha sonraki aşamalarını hemen en baştan başlayalım. Evet. Önce bir size geliyor. Bir kere bu çok zor bir karar. Erkekler için belki estetik girişimdeki en büyük estetik girişim saç ekimi. Hani saç ekimi, hanımlarımız evet. daha kolay hani bu estetik olaylara daha böyle rahat yaklaşabiliyorlar ya da gidebiliyorlar ama erkekler için bu çok daha kabullenilmesi ve hani gidildiği zaman da işte böyle bir tedirginlik, acaba nasıl olacak? Böyle bir karar verip size geldikten sonraki aşaması nasıl oluyor hocam? Evet. Onu söyleyeceğim ama ondan önce bir şey daha ifade edeyim. Bir erkek için saçın kaybedilmesi bazen o kadar dramatik oluyor ki. Mesela bir aslanın, hiç unutmuyorum, bana telefon açtı. Hı. Hocam dedi, ben size şunu söyleyeyim, önce kendimi tanıtayım dedi. Hı. Ben bir kazada, trafik kazasında bir kolumu ve bir bacağımı kaybetmiştim. Tamam. Ve şu an protez kullanıyorum. Ama daha sonra ben saçlarımı kaybettim. Daha sonraki süreçte, düşünün 20 yaşına kaza geçirdiyse, o süreçten sonra saçlarımı kaybettim, kellik oluştu. Size samimiyetimle söyleyeyim diye ifade etti. Kolumu ve bacağımı kaybettiğimde ortaya çıkan psikolojik çöküntü, yıkıntı, saçımı kaybettiğimde ortaya çıkan yıkıntıdan daha azdı dedi. Daha bakın çok yani olay dramatize etti ama bunun bir erkek için ne kadar önemli olduğunu. Çok önemli aslında. Olduğu hocam bir istiyorum. Kere çok fark ediliyor. Çok. Yani saç ekimi yaptırdıktan sonraki hal ve dökümü bir kere yaş olarak inanılmaz çok fark ediyor. Çok fark ediyor. İşte o nedenle bize geliyorlar bu duyguyla. O duyguyla geliyorlar. Bu duyguyla geliyorlar. Hakikaten saç ekimi isteyen kişi onun psikolojisinin yani ayarını belki yükseltirsiniz, azaltırsınız ama bir mantık olsun diye bir empati yapalım diye bu örneği verdim. Çok önemli insanlar için. Sonuçta televizyonları izliyorlar. Şu an bizi izliyorlar. Evet. Örneğin bakın nasıl geliyor insanlar. Şu an eminim merakla izliyorlar. Şu an kesinlikle izliyorlar. Bakalım doktor bey ne söyleyecek saç ekimiyle ilgili. Yani yeni bir şey mi söyleyecek, eski şeyleri mi tekrar edecek veya farklı nasıl bir şey mi söyleyecek, ne önerecek size. İzliyorlar. Not alıyorlar. Not alıyorlar. Ve araştırıyorlar. İnternete giriyorlar. Bu konuda biliyorsunuz yani bilgi ve informasyon çok fazla. Çok fazla. Saç ekimiyle ilgili veya kelik tedavisiyle ilgili. Araştırmak istedikten sonra kitaplar, gazeteler, dergiler. Bu konuda çok geniş bilgi alma sahibi olanakları söz konusu herkesin. Şimdi bu bilgiyi buradan aldıktan sonra şimdi televizyondan sizden. Hemen araştırıyorlar. Ve ondan sonra bir doktor belirliyorlar kendilerine. Bir plastik cerrahi uzmanı. Evet. Mutlaka onu da söyleyeyim. Saç ekimi konusunda, bu saç ekimi evet küçük bir cerrahidir, evet mini bir cerrahidir, mini invaziv bir cerrahidir ama sonuçta küçük bir cerrahidir. Ve bunu mutlaka bir plastik cerrahi uzmanı denetiminde ve uzmanı mutlaka. Ekibi tarafından mutlaka. Yapılması gerekir. Neden ekibi diyorum? Çünkü saç ekimi bir kişinin yapacağı bir işlem değildir. Saç ekimi bir tim, bir ekip gerektirir. Evet. Düşünün binlerce saçı tek tek alacaksınız. Tabii. O binlerce saçı tek tek dikeceksiniz. Yani 3 değil, 5 değil, 50 değil, 100 değil, 200 değil. Yani rakamlar çok büyük. Dolayısıyla bu hem bir titizlik gerektirmesi. Kesinlikle işi bilen, sizin gibi doktorlar tarafından yapılması gerekiyor. Bir kere siz yıllarca tıp fakültesini bitiriyorsunuz, evet. eğitim alıyorsunuz ve ondan sonra yani daha bu üniversite eğitimi bittikten sonra da hayatımız boyunca hep bir eğitimle geçiyor kesinlikle, hayatımız. Kesinlikle. O yüzden mutlaka doktorlarımıza, estetik ve plastik cerrahi uzmanına gitmeleri mutlaka gerekiyor. Mutlaka benim önerim aynen o. Eğer saç ekimi konusunda bir düşünce kafada oluşmuşsa, ki çok kolay oluşabilen bir düşünce bu düşünce, mutlaka bir plastik cerrahi, bu konuda çalışan, deneyim olan bir plastik ve estetik cerrahi uzmanı tarafından değerlendirilmesi ve işlemin de o cerrahın ekibi tarafından ve o cerrah tarafından gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bir kere size çok heyecanla geliyorlar. Çok. Sonra işte böyle bir kararla artık karar veriyor. Belki eşleriyle, belki çocuklarıyla, evet. belki kendileri evli değillerse evet. geliyorlar bir heyecanla. Önce nasıl belirliyorsunuz hocam? Mesela nasıl bir teknikle, siz nasıl bir teknik uyguluyorsunuz? Şimdi mesela geliyorlar diyelim ki bizimle görüşmeye. İşte hocam benim durumum bu. Bana ne yapacaksınız? Ne önerirsiniz? Bize tabii topu bize evet. atıyorlar. Şimdi biz mutlaka değerlendirmemizi yapıyoruz. Yani neyi değerlendiriyoruz? Bir kere o kişinin o saç dökülmesinin gerçekten nedeni
androgenetik alopesi midir? Yani erkek tipi kellik, evet, kellik midir? Bunun kararını vermek anneannenizden çok zor değil. Ne zaman döküldü, değil mi? Ailede kellik var mı? Hı-hı. Herhangi bir rahatsızlığınız var mı? Geçirdiğiniz bir ameliyat, operasyon, ilaç var mı? Bunu çok rahatlıkla bulunabiliyor. Şimdi bunu bulduktan ve bunun bir erkek tipi kellik olduğuna karar verdikten sonra, hı-hı, yapılabilecek işlemleri hemen analiz ediyoruz beraber. Bakın elimizdeki alternatifler şunlardır. Hı-hı. Bugün dünyada, bakın bugün dünyada en çok kullanılan iki yöntem var saç naklinde. Bunun ara transferleri, ara bölümleri, farklı modifikasyonları mutlaka var ama esas olarak iki tip var. Bir tanesi bizim işte micrograft megasation yöntemi veya mini micrograft cerrahi yöntem veya foot yöntemi. Foot yöntemi. Yani kısaca onu biraz açalım hocam. Follicular unit transplantation diye ifade edilen. İngilizce kelimenin baş harfleri foot yöntemi, hı-hı, diye bilinen, ki çoğu foot diye biliyor. Zaten inanılmaz şekilde saç döküklüğü olan insanlar bu konuda bir bilgiyle geliyorlar bize. Çoğunun da foot'un ne olduğunu, foo'nun ne olduğunu bilerek mutlaka geliyorlar. Araştırmış, yaptıran bir insanla görüşmüş, telefonla görüşmüş, hı-hı, mesaj atmış, mesaj almış bir şekilde geliyorlar. Yani çoğunlukla da bunu çok nadiren, hiçbir bilgi olmadan da sadece siz saçını yapıyor musunuz? Şu an belki de bilgisi olmayan izleyicilerimiz için de tekniği açalım hocam. Bu insanlar da bunu öğreniyorlar. Hı-hı. Şimdi foot tekniği diye ifade ettiğimiz teknikteki olay, başın, sonuçta saç nakli şudur. Hı. Saç nakli, başın saç olmayan, kel olan, eksik olan bölgelerine, var olan bölgeden, yani saçın var olduğu bölgeden, hı-hı, ki başın arka kısmı, ense kısmı, iki kulak arası bölge, sonuçta hemen hemen saç döküklüğü olan insanların da %95'inde, %98'inde o bölgede saç vardır. Var. O bölgeden saçları saç kökleriyle beraber alarak, hı-hı, önde eksik olan, boş olan bölgeye transfer etme işlemidir. Saç ekimi budur. Evet. Saç ekimi başın saçlı olan bölgesinden, dökülmemiş olan bölgesinden saçları kökleriyle beraber alarak, hı hı, eksik olan bölgeye transfer etme ve dağıtma işlemidir. Dolayısıyla bazen şu da olur. Hocam işte benim başımda yeterli saç yok ama işte sırtımda, omuzumda, farklı bölgelerimde yoğun bir kıllanma var, hı hı, saç var. Evet, buradan da yapılabilir. Yapabilir. Yani vücudun tabii kesinlikle vücudun değişik yerine, ama her zaman için birinci derecede öncelik kişinin başındaki kendi saçıdır. Tabii ense bölgesinden olması. Ense bölgesidir. Hem kalite itibariyle, hı-hı, hem diğer saçlarla uyum olması, uyum itibariyle. Uyum açısından doğru. Her ötürü özelliği itibariyle, hı-hı, birinci öncelik daima kişinin kendi başında mevcut olan saçlardır. Hı-hı. Şimdi foot tekniğinde, foot tekniği diye bilinen teknikte bizler diyoruz ki bakın size yapılacak işlem şudur. Hı-hı. Başınızın arka kısmından İşte 8-10 santim, 12 santim, 14 santim uzunluğunda, işte 1 santim, 2 santim, maksimum 2,5-3 santim genişliğinde bir şerit çıkaracağız, hı hı, saçlı deriden. Evet. O şeriti alacağız masada, onu biz köklerine ayıracağız. Yani o aldığımız blok şeklindeki şeridi, hı hı, birli, ikili, üçlü, dörtlü köklerine ayıracağız. Ki ayrılıyor, yani alıyorsunuz onu. Daha sonra aldıktan sonra şeridi, oradaki boşluğu da tek 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 operasyon, küçük bir operasyonla dikişlerle kapatıyorsunuz. Kapatıyoruz yani. Hı-hı. Aldığımız yeri kapatıyoruz. Evet. Aldığımız grep diye ifade ettiğimiz, flap diye ifade ettiğimiz parçayı ise masanın üzerinde, hı-hı, onları ekibimizin bir parçası, o işte görevli. 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 köktür ayrı. Yani inceğiniyle kuyu kazmak gibi bir şey aslında. Burada tabii siz titiz olacaksınız. Kesinlikle. Köklere zarar vermeyeceksiniz. Deneyimli olacaksınız, duyarlı olacaksınız. Evet, dikkatli ve titiz bir çalışma. Sabırlı olacaksınız. Kesinlikle, kaç bin bir kere. Şimdi bakın binlerden var, yüzlerden değil, binlerden bahsediyoruz. Binlerden bahsediyoruz. Binlerden, minimum bin. Yani binin altına bir kere düşünmüyor. 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000. Oo. Bakın o kadar geniş ki var. Şimdi bu kadar saç ayırıyorsunuz. Ayrıca sonra da işte bu ayrılan kökler başınızın eksik olan kısmına, hı hı, şu noktalara, ki burada planlama da çok önemli. Yani siz ekim yapacaksınız da nereye ekeceksiniz yani kafada, değil mi? Yani bir boş alan var. Yani orada mutlaka önce onu mutlaka, planlıyorsunuz önce zaten. Onu plan, hocam önce bir başlangıç noktası, o herhalde zaten kendi çizgisi belli ediyor. Bazen belli ediyor, bazen etmiyor. Bazen etmiyor. Hocam? İşte orada bir takım sizin orada zaten estetik ve plastik cerrahi, evet, uzmanı olmanız. Evet.
devreye giriyor ve orada bu altın oran dedikleri, o çizgiyi belirliyorsunuz. Bir takım cetvelimiz elimizde, kalemimiz elimizde, aynamız karşımızda. Çok da aşağıdan isteyenler oluyor mu hocam? Çok, bazen ilginç bir şekilde o kadar bıkmış ki. Tabii o kadar kellikten sonra. Yani neredeyse işte kaşın 3-4 tanesini uzanıyor, yani böyle bir şey olamaz. Yani bakın diyoruz ki normal bir saç görünümü, ki kendimden örnek veriyorum. Bakın ben al cetveli elimi, bak bende bu kadar mı, yani böyle aşağı doğru mu gidiyor? Dolayısıyla normal bir kafada saç çizgisinin normal olması gerektiği bir pozisyon var, bir lokalizasyon var. İşte orta hattan burun köküne mesafe, değil mi? Evet. Veya bu girintiden kaş kenarına mesafe gibi bazı parametrelerimiz var. İşte bunların çok iyi planlanması gerekiyor. Simetrizasyonun, yani simetrinin düzgün olması gerekiyor. Çok dikkat etmek lazım, çünkü hocam da bunun geri dönüşüyor. Dönüşüyor. İkincisi, o hattı belirlerken saç hekimlerinin böyle ip çeker gibi, düzgün hat çeker gibi olmaması gerekiyor. Tabii. Doğal girinti, çıkıntı, değil mi? Görünmesi yani gerekiyor doğal kesinlikle. Yani mümkünse buna çok 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 dikkat etmek gerekiyor. Bütün bu değerlendirmeler sonucunda işte foot tekniği budur ve böyle yapılır diyorsunuz. Şimdi foot tekniği tabii cerrahi bir yöntem. Cerrahi hasta için. Cerrahi bir yöntem, evet. O zaman peki hocam, ikinci tercih nedir? İkinci tercih, cerrahi bir işlem yapmadan, yani bugün dünyada yapılanları anlatıyorum. Biz bunların hepsini yapıyoruz. Yıllarca yaptık. Saç hekiminde biz 94'lü yıllardan itibaren, bakın 1994, 17 senelik, 18 senelik neredeyse bir tecrübe birikimi olmuş bizde. O dönemden beri yapıyoruz saç hekimini. Şimdi muazzam bir zaman dilimi bu dilim, ama kesinlikle bir evrim geçiriyorsunuz. Yani baştan itibaren çeşitli teknikler kullanmışsınız, deneyimler edinmişsiniz, tecrübe edinmişsiniz. Bilimin ve yayınların, tekniğin getirdiği bazı imkanları kendi pratiğinize koymuşsunuz. Evet. Bütün bunlar önemli. İkinci teknik nedir? İşte fue diye ifade edilen, fue tekniği diye ifade edilen teknik. Şimdi fue tekniği nedir dendiğinde, o da şudur. O da yine İngilizce follicular unit extraction denilen üç kelimenin baş harfleri alınarak işte fue diye oluşturmuş kısaca söylenen bir teknik. Bu teknikte ise şey yok, kesme yok. Yani siz cerrahi bir işlem söz konusu değil. Özel bir takım punch aletleriniz var, aletlerimiz var küçük. Bunlar da milimetrik çaplı aletlerimiz var. Bunlarla ya elle alma ya da motor kullanarak, motorla, motora fix ederek bu aletleri, punç aletlerini, o saçları tek 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 arkadan, başın arka kısmından alıyoruz. Hocam peki hemen sorayım, bu ağrılı ya da acılı bir yöntem mi? Bir foot için de sorayım aynı şekilde, fue için de. Onu söyleyeyim, saç hekimi kesinlikle ağrılı bir yöntem değil. Ancak iyi bir ekip, bakın hissetmiyor. İşte burada önemli olan ekibin deneyimi ve ekibin tam olması. Yani ekibin içerisinde mutlaka ve mutlaka bir anestezi uzmanının olması gerekir. Anestezi deneyimine sahip bir sağlık elemanının mutlaka ve mutlaka olması gerekir. Çünkü bu ağrı olayı hakikaten insanı korkutan, ürküten, yıldıran ve başkalarına bunu tavsiye etmesini de alıkoyan bir işlem. Ne kadar güzel saç yaparsanız yapın, çok ağrı hissettiyse kişi o işlem sırasında, onu bir başkasına kolay kolay tavsiye etmez. Yani tek olmasın benim saçım. Yani düşünün, çünkü bakın işlem kısa değil. 8-10 saat sürüyor, yeri geliyor. 3-4 saatten başlar, 8-10, 12-15-16 saat sürdüğü de olur. Şimdi bu kadar sürede acı çekmek demek ne demek? Olabilir mi böyle bir şey? Olamaz. Dolayısıyla işte bu yine bilimin getirdiği bir takım imkanları kullanarak sıfır ağrı ile. Sıfır ağrı. Bakın sıfır ağrı ile. Bu çok önemli. Sıfır ağrı ile saç ekimi, saç nakli yapmak mümkün hale geldi artık. Yani yine bizim ilk deneyimlerimizle kıyaslıyorum ben kendi, hani kendi evrimimizi, kendi gelişimimizi, biraz sıkıntı çekerdik yani, hastalar biraz ağrı duyardı. Hocam ne zamandan beri saç hekimi hayatımızda var? Siz 18 yıldır dediniz yapıyorum, yani tabii. Dünyada ne zamandan beri bu işlem yapılmaya başladı mesela? Aslında, ilk 18 sene. Tabii bizim evet. Ben, bizim, daha evveli nasıl? Şimdi dünyada saç hekimiyle ilgili hayaller çok önceden kurulmuş. Tabii kellik. Son her zaman sorun, evet. Hep var. Hep bundan kurtulmak istemiş insanoğlu, ama cerrahi olarak nakil anlamında çalışmalar 1800'lü yılların sonuna itibaren başlıyor. Doku nakli, kişiden işte bir başkasından nakil ve kişinin kendinden nakil. Bu konuda başarılı bir takım çalışma yapıldıktan sonra 1940'lı yıllardan itibaren, 1944'te ilk defa kişiden, kendisinden saç alıp bir başka bölgesinden saç nakli yapılıyor. İlk defa, bakın 1945'te. Yani bu da ne demektir? 50-60 yıllık bir deneyimden bahsediyorum, dönemden bahsediyorum. Ama ilk deneyimler hakikaten... Teknikler çok hayal, değişmiş aslında tabii. Şöyle olmuş. Tekniklerle şu anki arasında yani bayağı fark var. Çok fark var. Oradan 10 tane saçın bile burada tutması inanılmaz bir devrim yaratmışlar. Düşünün yani, saç olmayan insan bunu anlar. 3 tane saçı bile uzatıp buraya, değil mi, buraya getirenler böyle. Doğru. Yani 3-4 tane saç telinden bile
Yani fayda umanlar olmuş ve hala da var. Şu anda 8-10 bin tane. Şu an konuştuğumuz rakamlar binli rakamlar. Yani greft anlamında 1000, 2000, 3000, 4000 greft ekebildiğiniz gibi saç anlamında 2000, 4000, 8000, 10 binlere kadar saç nakli yapılabilir bir seansta. Bunda belirleyen faktör kişinin alanının genişliği veya darlığı, bir de kafa yapısı, bir de saçının kalitesi, saç köklerinin birbiriyle sıklığı, seyrekliği veya düzlüğü alırken kolaylık sağlaması ya da sağlanması gibi nedenlerle bu sayı değişebilir ama ortalama olarak söylediğim gibi rakamlar binlerle ifade ediyor. Evet. Hocam genelde yurt dışından çok duyuyoruz. Saç ekimi için Türkiye'yi tercih ediyorlar. Türkiye'yi tercih etme sebepleri ne? Mutlaka orada da merkezler vardır, saç ekim merkezleri. Türkiye'yi tercih etme sebepleri neler? Onu da şöyle söyleyeyim. Türkiye saç ekimi konusunda dünyada en başarılı ülkelerden bir tanesi. Ha nedendir? Kellik çok fazla olduğu için. Kellik çok fazladır. Ama bir tane sebep de Türk doktorları gerçekten çok yetenekli. Kesinlikle. Hani ben çok sık yurt dışına gidiyorum. Çok yurt dışı deneyimim oldukça fazla. Amerika'da da bir yıl çalıştım. Şimdi gördüklerimi şöyle bir gözden geçirip analiz senteze tabi tuttuğumda şunu görüyorum. Türk doktorları gerçekten çok yetenekliler ve çok başarılılar. Bu yetenek ve bu başarı diğer faktörlere de bir araya geldiğinde belki dediğiniz gibi vakanın çok olması, kelliğin çok olması belki bir etken olabilir. Hakikaten evet, toplumlara Türk göre... Türk doktorlarımızın gerçekten yeteneği, becerisi, işte eğitimi... O da bir araya geldiği hepsi zaman... Hepsi bir araya gelince... Çok başarılı sonuçlar ortaya çıkıyor. Biz yurt dışına gittiğimizde özellikle tabii Avrupa'da Türkiye'nin konumu çok iyi biliniyor. Sağlık konusundaki gelmiş olduğu gelişmişlik seviyesi Türk doktorlarının hakikaten başarılı pozisyonu çok iyi bilindiği için Avrupa ülkelerinden, bütün Avrupa ülkelerinden hem de Türkiye'ye zaman zaman ve çok yoğun bir ölçekte bir hasta sirkülasyonu oluyor. Saç ekimi başta olmak üzere. Bir de estetik cerrah olduğumuz için tabii ki sadece bir olayımız saç değil. Saç ekimi dışında burun estetiği, yapıyorsunuz. İşte yüz estetiği, meme estetiği, karın estetiği, çok doğal ameliyatlar yaptığınızı da biliyorum hocam. Çok teşekkür ederim. Bazı hastalarınızla da görüştüğüm için daha evvelki programlardan da biliyorum. Çok bir kere insanların anlayamayacağı şekilde. Hani şöyle oluyor galiba. Hani yüzünüzde bir değişiklik var ama ne olduğunu da çözemiyorlar. Çok doğal i̇şte ameliyatlar yaptığınızı biliyorum i̇şte hocam. Asıl doğrusu da bu zaten. Bizim bugün geldiğimiz plastik cerrahi genel eğilim, genel temayı da bu. Mümkün olduğunca doğal olması. Saç ekiminde de yine aynı. Ki saç ekimi olarak yapacağım. Saç ekiminde bu çok çok önemli. Yani yine bizim kendi yaptığımız, önceki olgularımızın örnek verebilir miyim? Söyleyebilirim. Evet, saç nakli yapıyorduk. Saç ekimi yapıyorduk ama sonuçlar bugünküyle kıyaslandığında kesinlikle anatüreldi, doğal değildi aslında. Ama o bile inanın o insanları mutlu ediyordu. Ki o zamanki koşullara göre en iyisini yapıyordu. Tabii ki o gün koşullarda o yapılıyordu. Ama bugün geldiğimiz koşullarda artık istenen şey şudur saç ekiminde. Kesinlikle ve kesinlikle mümkünse ekim olduğu daha iyi anlaşılmaz. Anlaşılmaz evet, değil mi? Saç ekiminde estetik istenen, operasyonlarda da yine aynı ona şekilde. Ona da aynı. Mümkünse ekiminde estetik operasyon geçirdiği kişinin anlaşılmasın. Yani bir yapılan bir estetik işlemin ki saç ekimi bir estetik müdahaledir. Kesinlikle. Bir estetik işlemdir. Saç ekimi dahil bütün estetik müdahalelerde başarının ölçüsü aslında bir de onun anlaşılmamasıdır, doğallığıdır. Doğal görünüyor. Doğal görünmesidir. Fue yönteminin bir güzelliği de şu oldu. Şimdi Fue yönteminde teknikteki gelişmeler, enstrümantasyondaki gelişmeler, işte o aldığımız o punch, bizim eskiden kullandığımız punchlar, işte yarım santim, 4 milimlik punchlar da onları kullanırdık çok önceler. Ama şimdi bakın milimetrik punchlarımız var. 1 milimetrenin daha altında 0.7-0.8 milimetreden başlayan punchlarımız var. Onlarla kökler alıyoruz. İşte onlarla aldığımız için hastaya işlem sonrasında herhangi bir dikiş atmak, bir cerrahi müdahale yapmak gerekmiyor. Saç alıyorsunuz, 2 gün sonra o alınan yer çok küçük olduğu için hemen epitelize oluyor. Etraftan epitelizasyon süratle tamamlanıyor, kontakt oluyor. Ve siz oradan bir saç alındığını kesinlikle anlamıyorsunuz. Yani bir işlem geçirdiğini anlamıyorsunuz. Süper. Yani hocam doğallık son bir dakikanın içerisinde son olarak saç ekimi yaptırmak isteyen izleyicilerimiz eminim şu an merakla sizi dinliyorlardır can kulağıyla. Dediğiniz gibi ellerinde de kağıt ve kalem vardır. Son olarak tavsiyenizi alalım. Şimdi onu şöyle söyleyeyim ben. Eğer bir kişi kellik nedeniyle sıkıntı yaşıyor ise, yani bunu bir sorun olarak algılıyor ve etrafında algılatıyor ise, yapması gereken tek bir şey var. O da saç naklidir. Saç ekimidir. Saç ekiminde öneri şudur. Bu konuda deneyim olan bir ekibe
ve bir doktora kişinin kendisine mutlaka emanet etmesi, ona güvenmesi gerekiyor. Mutlaka ama öncesinde ayrıntılı bir analiz yapması gerekiyor. Hı hı. Doktorla ayrıntılı konuşması gerekiyor. Evet. Beklentisinin gerçekçi olması gerekiyor. Yani saç ektiren bir insan derse ki hocam ben üst saç ektireceğim, sizin saçım gibi olsun, bu hayali olur, bu gerçekçi olmaz. Ama beklenti gerçekçi olursa, hı hı, hayali olmazsa inanılmaz derecede tatmin edici, mutlu olabilirler. Mutlu edici bir sonuç ortaya çıkar ve ben saç ekimini saç sorunu yaşayan herkese kuvvetle tavsiye ediyorum, öneriyorum. Hocam çok teşekkür ederim. Son olarak izleyicilerimizin merak ettikleri sorular için size ulaşabilecekleri web adresinizi alalım. Bizim web sitemiz tabii fbm işte fbm.com.tr. Doçent Doktor Hayati Akbaş'a ulaşabilirsiniz sevgili izleyiciler. Estetik ve plastik cerrahi uzmanı Doçent Doktor Hayati Akbaş'la saç ekimini A'dan Z'ye konuştuk. Programımız devam ediyor.